Tabii demin sana lokma kulağımda. Nasıl kurtarıyor dediği zaman bana fazla para lazım değil kardeşim. Abi ayranın gerçekten 10 numaradır ha. Vallahi ciddi. Bak 5 liraya sen açık ayran veriyorsun ben naneli ya. Afiyet olsun abi. Değerli dostlar, Diyarbakır'dan herkese sevgiler, selamlar efendim. Bugün sizlere farklı videoda geldik. Diyarbakır en uygun 3 farklı mekanı göstereceğiz bu videomuzda. İlk durağımız tostçuya gideceğiz, ikinci durağımız pide yiyeceğiz, üçüncü durağımız efendim %100 kuzu ciğer yapan bir mekana yiyeceğiz. Tabi bu fiyatlarımız efendim ezberi bozacak şekildedir, haberiniz olsun efendim. Hazırsanız arkanıza yaslanın, güzel bir video başlıyor. Kanalımıza başlamadan önce abone olup bildirimimizi açarsanız mutlu oluruz. Hadi o zaman ilk durağımıza geçiyoruz. Evet değerli dostlar, ilk mekanımıza geldik. İlk mekanımızda ilk çektiğimizde çok etki ve tepki yaratmıştı. Olur mu böyle şey, adam nasıl kullanıyor, kullandığı malzeme şöyle de bu şekilde efendim. Mekanımıza geçmeden önce mesela konumu söyleyeyim. Neredeyiz? Yenişehir'deyiz. Yenişehir'de Yenişehir İlköğretim Okulu'nun tam karşısında Hamit Dayı'nın yerine geldik efendim. Öğrenci mekanı ama herkes gelip yiyor efendim. Tüm detayları ustamız Süleyman Usta bizzat kendisi anlatsın. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Süleyman Ustam kolay gelsin. Eyvallah abim hanım, hoş geldiniz tekrardan. Keyfin nasıl? Vallahi iyi diyelim, iyi olursunuz. Sizi gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun. Eyvallah, Instagram abi için geldik yanına. Evet abi doğrudur. Bir çekim aldık. Doğrudur abi. Bayağı bir tepki oluşturdum başta. Sonra gelip yiyenler de bana teşekkür etti. İyi ki bu mekanı göstermişsin diye. Ya abicim ben sana söyledim işte. Bizimki her şey öğrenci usulüdür. Evet. Okulun kantinlerinde de bu fiyattır ama öğrenciler kantinde yemeği tercih etmiyor. Bizim yanımıza yemeği tercih ediyor. Sebep? Niye? Lezzet farkı olması lazım. Olduğu için. Evet doğrudur. Süleyman Usta öncesinde sana hemen söyleyeyim. Buyurun toplu abi halde mi bu şekilde çalışıyorsun abi? Abicim bende makine boş kalsa ben burada bu sefer benim kafamın etini yerler. He sen önüne hazırlık yapıyorsun böyle değil mi? Evet evet. Şimdi biraz sonra Zegel'e, ondan sonra Endüstri Meslek Lisesi, karşı ilkokul hepsi dağılacak. Öğrenciler hepsi benim yanımda da biraz sonra. Kendinize evet görürsünüz zaten. Peki burası nasıl kurtarıyor abi 15 liraya mesela bir tost? Şu an elindeki vallahi yapmış onun full karışık tost değil. Sadece sucuklu yumurtalı. Nasıl kurtarıyor abi? Sucuk yumurtadır abi sadece 5 liradır. Abi adamlar okullarda da aynıdır şu anda. Ben okullarla aynı çalışıyorum şu anda. Sade de 15, karışık da 15, hepsi 15 lira. Sadece kaşarlılar 25 TL yapmıştım. Odur yani başka. Ya ben daha önce geldim yedim kaşarlı, çok güzel, hoşuma gitti. Doğrudur abi. Yalnız bir şey daha söyleyeyim abi. Evet. Ortamın tertemiz. Abicim ben temiz çalışıyorum. Vallahi yani kir pasak yok yani sabahtan ya. 850 belki 900 tane tost satmışım. Abi şu alanı göster istersen. Bir dakika şöyle bir alanı göster bak. Hepsi kardeş değil mi? Evet hepimiz kardeşiz. Evet ama ortam tertemiz yani böyle hani kir, paslak falan yok yani abi. Abicim biz temiz çalışmayı seviyoruz. Hijyen bizim önemli. Bizim tercih etmelerinin sebebi aslında zaten hijyendir yani. Çok. Değil mi? Evet abi doğrudur. Ürünlerimiz hepsi burada dondurucuda muhafaza oluyor zaten kendisi. Ege çiftlik marka kullanıyorum. Cüneyt abiden alıyorum sıcaklarımı. Adresi de verdin de artık. Evet adresi de verdim. İzmir'den geliyor zaten. Bir tek Diyarbakır'da o satıyor. Bayilik bir tek ondadır. Evet sucuktan yana sorun yok sucuktan diyorsun. Yana sorun yok. Yumurta da aynı şekilde. Yayla yumurtadan alıyorum. Kendisi de sağ olsun bizim çok destekçimizdi. Evet. Borç olsun, param olmasın, ne zaman olsa der gel götür. Bir de sen bir şey daha demiştin Süleyman Usta. Dedin ki ben de malzeme durmuyor abi. Sürkesi olduğu için. Şu anda şu şekil. Ben haftada belki bunun gibi 20-30 tane oluyor sucuk. Değil mi? Evet doğrudur. Diğer dostlar mesela bu haftada bu bizim bir günümüzdür mesela. Evet. Hatta bundan 2 tane bir günümüzdür. Öyle sana söyleyeyim. O şekilde yani. Ben 700-800 tane ekmek satıyordum. Senin sayende şu anda 1200-1300 tane ekmek. Abi ne mutlu bize o zaman. Ya şimdi Süleyman Usta öğrenciyiz ama şimdi göstermek istediğim arka tarafta yetişkinler de gelip yiyor abi yani ya. Şimdi ben 2 tek öğrenci değil ki. Sen sabahleyin bir gün erkenden gel. Memurları gör, ondan sonra polisleri gör, itfaiyeciler, belediyeciler, zabıtalar hepsi benim yanımdadır. Ne mutlu sana bu. Sabah erkenden gelseniz zaten bunları hepsini görürsünüz. Değil mi abi? Evet abi benim. Abi sadece tost yapıyoruz. Sadece başka bir şey yapıyoruz değil mi? Evet. Tosta kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. O zaman senden full karşı bir tost istiyorum. Yani sucuklu, yumurta, kaşar. Tabii abi. Daha güzel oluyor abi. Tabii abi. Sendeyiz abi o zaman. Tamam abi. Geldik efsane tostumuza. Tabii bunda bugün az da olsa, ufak da olsa bir torpil yapmış. Torpilimiz var. Fazla. Evet fazla varmış haber ama normalde 25 lira. Normalde 25 lira. Evet. Önce yemiştim. Çektikten sonra Bayağı bir kişi beğenmişti. Biz geldik, biz dedik ki YouTube'a çekelim uzun video, insana orada detaylı anlatsın. Çünkü o zaman kısa anlatmıştır. Doğrudur. Herkesi memnun edemeyiz. Memnun edemeyiz. İlla ki ön yargılarımız var. Tabii ki doğrudur. Gelip yemek lazım. Yedikten sonra bunu anlayabilirsin ancak abi. Sen her şeyi anlatıyorsun. Adam diyor ki ben sürümden kazanıyorum. Kullandığım malzeme bellidir, sucuğum bellidir. Abi ayranın gerçekten 10 numaradır ha. Vallahi ciddi söylüyorum. 5 liraya sen açık ayran veriyorsun, ben naneli ya. Afiyet olsun abi bana. Dediğim gibi benim babam da Anıt Park'tadır. Evet. Biz zaten bu ayranlar hepsi onundur, ona satıyoruz vallahi hepsini. Bir usta bana demişti ki bu tür mekanların Allah devamını artırsın, evet. Fakir fukara karnını doyurur abi. Zaten abi bak şimdi ben abime böyle bir şey söyleyeyim. Görüyorsun abi içeriği zaten, şimdi bir çekim yaparsan görürsün. Evet. Hepsi öğrenciler. Yemin ederim adam kız arkadaşıyla beraber geliyor, tost diyor yanında, içecek içemiyor, ben zoruma gidiyor. Ben bazen kardeşime yüzünden bu iki tostu ver, şöyle bir tanesi demiş öğrencilere hayır olsun. Ne mutlu abi. Şimdi dostlar tostumuzu yedik, buradan açılışımızı yaptık efendim. Süleyman abi değerli bir abidir. Eyvallah, mutlaka gelin, tanışın onunla. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Ayranımızı içmeye devam ediyoruz efendim. Evet değerli dostlar, ikinci durağımıza geldik. Neredeyiz? Diyarbakır Sur'da Melik Ahmet Caddesi var. Melik Ahmet Caddesi'nin sol tarafında Melge Ahmet Paşa Camisi var efendim. Sağ tarafındaysa Tevfik Fikret İlk Öğretim Okulu'nun yanında Mevlana Pide'ye geldik. Buranın en büyük özelliği 4 adet lahmacunu, Diyarbakır usulü 4 adet lahmacunu 50 TL'ye veriyor. Pideyi de 80 TL'ye veriyor. Gerçekten de önce geldik, yedik, beğendik ve baya bir etki ve tepki de yarattı. İsterseniz içeri geçelim. Ustamız tüm detayları nasıl kazanıyor, ne kullanıyor kendisi size anlatsın. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Değerli Hacı Ustam, kolay gelsin. Sağ olasın. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. İyidir. Hacı Usta, daha önce senin yanına geldim. Evet abi. Ön yargılıydım. Çekim yaptık Instagram'da. Diyarbakır'da ses getirdik. Hem sen hem ben. Bana dediler ki sen nasıl bu adamı çekersin? Kurtarmıyor. Adam mutlaka taşlı kullanıyor dedi bana. Evet. Şimdi 4 adet lahmacun şöyle. Bugün itibariyle 50 lira veriyorsun. Aynen öyle. Nasıl veriyorsun? Hadi bakalım sen anlat abi. Benim abi. Şimdi usta olan adam, usta kişiler ayarlamasını yapabilir. Evet. Biraz malzemeli yapıyoruz ve herkes yiyebileceği şekilde, herkes yiyebilsin amaç. Evet. Öğrenci kardeşlerimiz gelip burada size ve bana doğal, Allah razı olsun, biz de gelip de yiyebiliyoruz. Her zaman her yerde böyle pahalı yiyemiyoruz ve sayenizde bugün yemek yiyebiliyoruz diye bana söylüyorlar. Evet. Özellikle Erdal Bey size çok çok minnetardırlar. Böyle bir yeri gösterdiğiniz için. Böyle bir yeri gösterdiği için. Sen zaten veriyordun. Evet zaten evet, veriyorum bu, ama siz vesile oldunuz. Bu semtte veriyordun, evet. Vesile oldunuz. Bilmeyenler de geldi, tattı, teşekkürlerini ediyorlar. Buraya gelenlerden %100 diyebiliyoruz. %100'ü gelip memnun bir şekilde kalkmış. Çekime geldikten sonra evet, dediler ki bunun içinde taşlık var, bir şey var. Hayır. Hemen bizim arkamızdan sonra sizden gıdadan sonra gelmiş değil mi? Gıdadan geldiği ve evet, şu an bu rapor temiz raporu. Temiz rapor değil mi? Tabii, kesinlikle. Kesinlikle benim raporum. Biz çekim yaptıktan sonra gıdadan gelmiş de analiz yapmışlar. Usta olan adam, usta arkadaşlarımız baktığı zaman nasıl kurtarıyor dediği zaman bana fazla para lazım değil kardeşim. Buyurun. Herkes görelim. Sen sürümden kazanıyorsun değil mi Hacı abi? Sürüm yapıyoruz. Ya adam bunda 50 lira kazanıyorsa evet, ben 50 lira istemiyorum. Bana 10 lira kalsın. Sadece zenginler değil, fakirler de yiyecek. Dışarıda yemeğe gelsin. Öğrenciler de yiyecek, evet, memur kısmı da yiyebilecek. Şimdi herkes yesin abi. Evet, vallahi herkes abi, ailesini alıp gelebiliyorsa, burada yiyebiliyorsa ne mutlu bize ve size de Erdal Bey. Bir de Hacı abi sen bu lahmacun yanında bir de 5 farklı ikram da veriyorsun. Veriyorum abi, işte evet, sınırsız. Gelen arkadaşlarımız diyorum ki yeşile bunu verdim. Hayır, 5-6 evet, kişi oturuyor. Bunu verdim size, bittiyse bir daha isteyin. Bir de o da var değil mi? İsteyin, hayır sınır yok. İstediği kadar isteyebilirsin. Sıkıntı yok. Bu bir porsiyon mu abi? Bir porsiyon, evet. Peki Hacı o zaman çok fazla vaktimizi almayalım çünkü çok kalabalık oldu. Sen bana yarım porsiyon bundan ver, tamam, 2 tekte lahmacun ver. Tamam. Tamam abi, ondan sonra tamam, masa sen detaylı konuşalım, birlikte yiyelim. Bir de bunun standart olan masayı ikramlarına görmek istiyorum abi. Tabii. Tamam mı abi? Sadri abi, şefim. Evet Hacı abi, şimdi şöyle önümüze alalım abi. Tabii. Tamam. Bu bir porsiyon. Bir porsiyon. Pidemiz. Bu da 4 tek. Kaşarlı. Bu da 4 tek lahmacunumuz. Evet. Bugün itibariyle 50 lira. Tanesi 12.5'e geliyor. 12.5 aynen. Bu kaşarsız olduğu zaman? Kaşarsız olduğu zaman 80 lira. Evet. Üstüne kaşar attığımızdan 100 lira. Evet. Şimdi aklıma ne gelebiliyorsun abi? Biraz gururlandım aslında. Senin bu çekimden sonra, biz senden sonra birkaç tane eleman aldık. Evet. O benim aklıma geldi. Ben biraz gururlandım. Vesile oldun. Evet. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun abi. Artı 5 eleman. 5 ev demektir. Evet. Benim sayemde birisi yemek yemeye başlamışsa ne mutlu bana yani. Şükürler. Allah razı olsun sizden de. Gelen ki arkadaşlar, misafirleriniz de hepsi zaten sizden memnun. %100 memnuniyet. Sizi takip edenler teşekkür ediyorlar. Eliye devam. İkramlara devam. İkrama devam. Ha, akşamları bazen bu arkadaşlarımız oluyor. Evet, bazen gelen oluyor. Bazen kısıtlı oluyor. Onu da izah ediyorum. Normal yeşilimiz, ikramlarımız bunlar. Ama bu kalmadığından dolayı akşam mesela geç saatler oluyor. Evet. Artık kapanıyor, yatarak bir şey getiremiyorsunuz. Ondan da. Sadece... Şimdi diyor ki abi onun içinde şu var, abi bu var. Biz de önce geldik yedik. İnsanın aklına her şey gelebilir, kurtarmaz diye. Gelip tattıktan sonra ezber bozuluyor. Evet. Gelen kişiler diyor ki beklediğimizin çok üstünlerden. Evet. Bu idayı da ediyor. Ve size verdiğim söz aynen geçerli. Kendi cebime değil, iş yaptıkça bunlara yansıtacağım. Çalışacağız, hizmet edeceğiz. Hele özellikle senin misafirlerine daha... Ben gördüm abi. Hepsi de gerçekten iyiydiler. Yapacağım. Beğendiler. Biz dedik ki YouTube'daki insanlar görsünler. Bir sonraki mekanda buluşmak üzere efendim. O zaman bunları gömmeye devam ediyoruz. Evet değerli dostlar, 3. ve son mekanımıza geldik. Şimdi bu mekan biraz böyle sapa kalıyor ama detaylı bir şey, adresi size vereceğim efendim. Arkamda Fiskaya'dan aşağı inerken Taş Konak var. Taş Konak olduğu yoldan geldiğiniz zaman zaten Recep Usta kendini gösteriyor. Recep abi burada 100 TL'ye bir porsiyon ciğer veriyor ve kuzu, %100 kuzu veriyor. Daha önce geldik, Instagram çektik. Bayağı bir tepki aldı. Olmaz dediler, böyle iş mi olur, dana kullanın diye. Tüm detayları Recep Usta nasıl kazanıyor kendisi bizzat anlatsın efendim. Mekana geçmeden önce açıklama yapayım. Mekanımız aile yeridir ama IBAN kart geçmiyor, nakit, haberiniz olsun. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Recep Ustam kolay gelsin, selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Seni yoruyorum, hakkını helal et. Allah razı olsun. Sen bana beni konuşturma ama ben dedim ki bilmeyenler var, ön yargısı olanlar var, senin hakkında olumsuz düşünenler var. Ya sen anlat, gerisi onlar karar versin. Abi kim ne düşünürse düşünsün, Allah her şeyi görüyor. Değil. Allah'ın her şeyi gördüğü, bir de ben her gün ciğeri aldığım yer bellidir kardeşlerden aliyem. Diyor ki 100 lira ciğer kurtarmaz, o %100 dana verir abi, imkansızdır diyor. Benim abi bak aldığım yer kardeşlerdir. Hacı Eşref'ten ciğeri aliyem. Diyarbakır'ın %80'i ciğeri ondan alıyor. %80'i. O adam 6 yıldır, 5 yıldır artık neyse ben ondan alışverişi yapayım her sabah. Ben sabah 8.30-9'da giderim ciğeri alırım, gelirim buraya sabah 9 arası, 10 arası gelen müşterilerim hepsi görüyor, ben burada gözlerini... He sen burada kesiyorsun. Mutfağım yok. Burada ben dezgenin üzerinden... Mekan salaş zaten, önde kesiyorsun. Aynen, içinde doğruyor. Evet. Peki Recep abi, Recep abi böyle ciğere bir baktığım zaman burada kırmızı olan, bir de burada biraz kırmızı kaybeden var. Bu adamlar diyor ki bu şokludur, bu danadır diyor. Şoklu olsa abi ciğer yumuşak olur, sert olmaz. Bu uzun süre havuzda, sıcakken havuza atılıyor ya salakanada. Evet. Oradan dolayı o rengini biraz sarartır, onun için toparlanıyor gene. Yani hem kırmızısı hem de diğerinin arasında hiçbir lezzet farkı yok. Hiçbir lezzet farkı yok. Erdal sanki abi, biraz daha taze gibi duruyor, yok, kırmızı ya. Erdal abi aynıdır. Aynıdır abi. Ama bunu bırak abi, bir saat dışarıda kalsın aynı rengi alır. Bu suda kaldığı için ciğeri dene. Suya bırak, kes sıcakken. Evet. Suya bırak 10 dakika fazla kaldı mı o rengini götürür. O zaman Recep abi sen bana hani derler ya bu pis derler hani bunu. Abi. Sen bana bunu ver. Tamam eğer abi, bu güzel çıksa zaten bu da güzeldir. Yok yok be, ikisinden. Sen dedin ya kötü çıkar dükkanı sana bırak. Erdal abi. Sadece toz biber mi abi? Abi isteyene sade de veriyorum, biber de vurmayan. He, evet. Yok sadece toz biber mi? Sade toz biber kullanıyor, başka bir şey kullanmıyor. Başka baharat yok değil mi içinde? Yok abi, hiçbir şey yok. Tamamdır usta. Şimdi de Recep Usta diyorlar ki küçük tike takıyor, ondan kazanıyor. Sen ne dedin bana? Dedin ki dana değil ki ben uzun büyük atayım. Abi ciğer tikesi büyük oldu mu ciğerlerle tat kalmaz, ciğer çık kalır. Dana olsa bir uzun süreli ateşte bekletirsin belki pişer ama bu kuzu anlıktır ha. Evet. Ya ben sana bir şey söyleyeyim Recep abi. 3-4 dakikada pişiyor zaten. Böyle bir sıkıntı var ki insan ağzına bazen kuş tutsa bile İnsanlar yine şikayet ediyor. Diyorlar ki kuşun cinsi neydi? Bu çekemeyen elbet oluyor. Öyle şimdi adam bu işi yapıyor, satıyor 180 milyona. Evet. Diğeri satıyor 170 milyona, ben 100'e verdiğim zaman ne yapar? Kötü yorum atar. Burada bugüne kadar bir tane müşteri benden şikayetçi varsa ben burayı bırakıp giderim. Evet. Bir müşteri gelsin desin ki lezzet rahatsızlık duydum, ben burayı kapatıp giderim. Şimdi burada salata müşteri geldiği zaman mı yapıyorsunuz? Bir de burada sadece ikram olarak domates, soğan, bir de biber. Doğrudur abi. Evet. Salataları bize ilave isteseler gönderiyoruz. İsteyince gönderebiliyoruz ekstra. Evet, mesela az olsa isteseler gönderiyoruz. Hiç fark etmiyor. Yok. Yaptığın 2 kişilik midir? Evet. Soğan orada doğramışsın sen. Evet. Bu şekilde salatamız hazır. Salatamız geldi Recep abi. Recep abi sen sadece domates, soğan, bir de biber mi veriyorsun abi? Aynen abi. Tamam abi. Biberi de alalım abi Recep abi. Ciğerlerimiz pişti. Lokum kıvamında. Evet Recep Usta'nın ciğerimiz geldi. Servis bu şekilde. Bu 1,5 porsiyon tek alıyor değil mi? Evet. Bugün itibariyle ne kadar porsiyon fiyatı abi? 100 TL abi. 100 TL. İçecek hariç. İçecek hariç. Evet. Peki dükkan kaçtan kaça açıktı? Onu bana söyleyebilir misin? 11'de açıyoruz, abi 11'de bitirdik. Bazen 6'da bitiriyoruz, bazen 8'de bitiriyoruz, bazen 5'te bitiriyoruz. Ama akşama kalmıyor. Yok kalmıyor abi. Ona kadar pek nadir yani kalmaz. Peki Recep abi buraya aile rahatlıkla gelebilir mi? Aile yeri abi zaten. Aile yeri diyorsun abi. Yazın bahçen de var. Yazın bahçe var abi. Yazın yerimiz geniştir. Kışında alan burasıdır. Evet. Abi eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın abi benim. Ciğerimiz hazır. İkramları gösterdik. Recep Usta diyor ki yazda kışta ben bu şekilde ikram veririm efendim. Bazıları diyor ki ciğerin yanına abi o kadar mezeye gerek yok. Bir domates, bir salatalık biber de olsun yeterdir. Kimisi o şekilde seviyor. Kimisi daha farklı seviyor. Soğanımız da burada. O bir hazırlık yapayım. Böyle sumaklı soğan olmazsa olmaz bizim için. Şimdi Recep abi çok ekmek vermiş. Bu kadar ekmeğe gerek yok ama yine de veriyor. Ya öncesinde ben ciğerden şüpheliydim. Dedim ki bunun tadına bakalım. Ya eminim sana lokum kıvamda. Bu yağdır. Oğlanlar abi biri kusursa bırakayım. Biri kusursa bırakayım diye ha. Vallahi bu çok güzel. Eminim sana. Kimin ön yarası varsa gelsin önce bir tatsın ondan sonra. Bana göre ciğere toz biber daha çok yakışıyor. Hem çok fazla suyunu kurutmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Görüşlerinizi bekliyorum efendim. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Sağlam bir dürüm yaptık. Yok böyle bir şey. Bu kuzu ciğeri yemek için kesin gelmeniz lazım. Efendim çok fazla söze gerek yok. Lokum kıvamda. İkram bu şekilde. Bugün itibariyle bir porsiyona 4 şiş var. 100 TL. Gelenlere afiyet olsun efendim. Biz bu ciğeri gömelim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Ciğerimizi yedikten sonra manzara karşı kaçak çay efsane gidiyor. Kesinlikle içmenizi tavsiye ediyorum. Recep Usta'nın arka bahçesi bahar ayında çok güzel. Şu anda yağmur, biraz yerler çamur. Haberiniz olsun. Değerli dostlar, biz sizlere farklı videoları çekmeye devam ediyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka yorum yapmayı İhmal etme. Eğer bu video çok sevilirse ve beğenirse ikincisini söz sizin için çekeceğim. Çok emek harcıyoruz. Destekleriniz için önemlidir efendim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın efendim. Diyarbakır'dan herkese sevgiyle selamlar. Yaşasın emekçi insanlar.